thank you Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda bir önceki videoda yapmış olduğumuz klasik gochaz motifinin birleştirmesini size detaylı olarak göstereceğim. Tabii ki önceden de göstermiştim zira artık e, daha farklı birleştirme minik minik böyle tekniklerim var. Ben öyle paylaşıyorken sizlere de ondan haberdar etmek istedim beraberce aynı şekilde örmeyi tercih edersiniz belki diye. Şimdi e, motiflerimi biliyorsunuz e, iki buçuk milim ile örmüştüm şimdi birleştirmeye. Geçtiğimde 3 milim tığ kullanacağım. Hani bunun sebebi nedir damla diye soracak olursanız daha güzel düştüğünü e, düşünüyorum ve o şekilde örmeyi tercih ediyorum. Başka bir sebebi yoktur. Siz elinize göre devam edebilirsiniz. Aynı numara tığla da örmeniz mümkün. Orta kalınlıktaki koton ipleri kullanıyorum. Alize Cotton Gold ve Yarnart Jeans gibi elimdeki ip. Alize Cotton Gold aralarda, Yarnart Jeanslerde kullanılmıştır motiflerimde. Şimdi. 5 sıra ördüğüm motiflerimi e, ki tavsiye ediyorum bir önceki videoyu izleyerek oradaki tiyolarla örün ki böyle tertemiz motifleriniz olsun 5 e, sıra ördüğüm motifleri 6. sırada birleştirmeye başlayacağım İlk olarak birleştirmeye geçtiğimde bir köşeden köşenin birine ilk üçlü grubumu öreceğim ve şöyle hop öreceğim döneceğim buraya geleceğim buraya kadar ördükten sonra sıradaki motifi yanına eklemeye başlayacağım. Öyleyse şu dört, ya yani bu şekli oluşturacağım, birleştirdiğimde bu dört motif birbirine eklenmiş olacak. İlk olarak öyleyse motifimi alayım ve bir köşesinin içine ilk üçlümü örerek devam edeyim. Bir önceki videoda bu teknikler var biliyorsunuz arkadaşlar örerken nasıl gizlediğim ettiğim. Şimdi burada şöyle hani yaptığım teknikleri aslında bir önceki izleyenler biliyor olacak detay vermiyorum. İpi atlattım 1, 2 ve 3 zincirle yukarı çıktım. Hemen yanına 2 iki adet ikili trabzan daha öreceğim. Arkadaki ipi aldım kafanız karışmasın yanına bir tane daha örüyorum şimdi burada e, ben aralarda bir zincir çekmiyorum siz e, elinizden e, kasarak düştüğünü görürseniz motiflerin e, daha e, kasıyor rahat durmuyorsa, düzgün düşmüyorsa araya bir zincir çekebilirsiniz ben gerek duymuyorum hemen yandaki boşluğa atlayıp bir üçlü daha örüyorum. Şu arkadaki ip şimdi beni rahatsız ediyor. Ya, onu alacağım içeriye. Onu da nasıl aldığımı size göstereyim. Bir ince tığ kullanarak çok daha kolay oluyor. Şuradan batıp onu arkaya alıp araya yediriyorum. Böylelikle çıkmasını da engelliyorum. Şimdi şu iki kenarı öreyim. Sonra diğer motifle birleşmek için Geleyim arkadaşlar. Motifin iki kenarını söylediğim şekilde ördüm. Bu köşede bir üçlü, bu köşede iki üçlü grup, burada da bir üçlüyü ördüm. Şimdi ekleyeceğim motifimi alıyorum yanına. İki motifin yüzü bana bakacak şekilde dururken, bunun köşesinde olduğumuz için köşede olduğum için bir zincir çektim. Şimdi tığımın üstüne ipi alıyorum ve. Bunun köşesine ikisini yüzü bakarken bana bunun köşesine şöyle bir üçlü grup örmeye başlıyorum. Artık çoğunlukla çoğunlukla diyorum yani yüzde 90-95 aralarda bu şekilde bir zincir çekip şimdi artık birbirlerine arka yüzünü baktırıp koyarken şu arkadan batıyorum ben. Neden derseniz, hiçbir nedeni yok aslında. Elime daha kolay geliyor ve daha çok hoşuma gidiyor. Yani böyle değil de arkadan batıyorum. Ama siz böyle de batabilirsiniz. Neden olmasın? Gayet güzel oluyor. Ben size kendi tercih ettiğim şekli gösteriyorum. Şöyle bir kitledikten sonra yeniden eklemek eklemeye devam ettiğim motifin ortasına bir üçlü grup daha örüyorum. 3 tane ikili tırabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Hemen karşıda denk gelen boşluğun içine batıp ipimi aradan kaydırarak geçirip kitledikten sonra buraya bir üçlü daha örüyorum. Bir zincir, arkadan tığımı batır, aradan kaydırarak kilitliyorum. Hep aynı mantıkla boşlukların içine 3 tane ikili trabzan. 1 zincir arkadan geç birleş. Boşluğa bat. 1 2 3 ikili trabzan. Bir zincir köşeye gelene kadar bu işlemi yapıyorum. Artık köşenin gelmeden önceki son boşluktayım. Orada da aynı işlemi yapıp 3 zincirimi 3 ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Arkadan dolandım. Kitledim. Şöyle bir kitledikten sonra artık köşedeyim. Köşenin içine ilk üçlümü yaptım. Yapıyorum pardon. <laughs> yapıyorum. Bir zincir çektim. Köşedeyim. Yine bir zincir çekiyorum. Arkadan gene dolanıp kitledikten sonra artık burada bir zincir daha çekiyorum. Köşede olduğu için. Şimdi ne yapacağım? Şimdi artık e, bunu bir kare formunu vermek istediğim için etrafını öreceğim. Şimdi arkadaşlar eğer bunu daha çok uzatmak isteseydim daha uzun bir parça örüyor olsaydım mesela. Şimdi bunu böyle gelecektim hop bu kenara örecektim. Hemen yeni sıradaki motifi alacaktım. Onu böyle hop gelecektim böyle örüp buraya yeni motif alacaktım. Ama ben şimdi bunun istediğim uzunluğa geldiğini varsayıyorum. Onun için bunu kare formu vereceğim. Yani ne yapacağım? Böyle öreceğim. Aynı bildiğimiz sistemli hanım dilendi tekniğiyle. Böyle öreceğim. Ondan sonra buraya kadar geleceğim. Buradan artık altına yeni motifimi ekleyeceğim. Şurada işlemimiz var farklı. Şimdi böyle geçeyim buraya kadar geleyim. Buradaki işlemi size göstermek istiyorum. Sözünü ettiğim yere kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir işlem yapacağımızı size göstermek istiyorum. Şimdi buraya geldim. Köşenin içine zaten önceden bir üçlü grup örülmüştü ikili trabzanlarla. Şimdi burada yine aynı boşluğun içine ben ikinci grubu hazırlıyorum. İkili trabzanlarla 3 adet. Şimdi burada bir zincir değil 2 zincir çekip şu şekilde bir sık iğne örüyorum. Tekrardan göstermem gerekirse iki zincirimi çektim. Şu ikisinin arasında oluşan boşluğun içine batıp bir sık iğne örüyorum. Sonra tekrar iki zincirimi çekip aynı boşluğun içine köşenin birinin önceden örülmüş olduğu boşluğun içine bakınız üçlü grubu da ördüm. Şimdi yapacağım işlem artık şöyle göstereyim. Buranın sonuna kadar örüp diğer iki motifi eklemek. O zaman şu köşeye kadar geleyim, diğer motife geçelim. Evet, şimdi sıradaki motifi eklemek için buraya kadar geldim. Bir zincirimi çektim. Şimdi tekrardan ne yapıyorduk? Diğer motifin de yüzü bana bakacak şekilde alıyordum yanıma. Bunun üstüne bir zincir çekmiştim tığımın üstüne aldım e, ipimi ve içine 3 tane ikili trabzanı örüyorum motiflerimin yüzü bana bakarken sonra döndürürken arka arkaya bir zincirimi çekiyorum buradaki yaptığım biraz evvel gösterdiğimin aynısı şu üç motifin ortak kesiştiği noktaya gelene kadar aynı işlemi yapacağım Evet bu kenarı ördüm buraya kadar geldim burada köşenin içine Bir üçlü grubumu daha ördüm ikili trabzanla bir zincirimi çektim Şimdi tam olarak batacağım yeri size göstermek istiyorum Tam olarak batacağım yer şurada yapmış olduğum bir sık iğne vardı ya o sık iğnenin içine batacağım arkadaşlar Bir zinciri çektim şöyle göstereyim. Bu sık iğnenin içine batıp aradan geçirip şöyle bir kitledikten sonra bir zincir daha çekiyorum ve bunun içine diğer üçlü grubumu örüyorum. Şimdi size üç motifi birleştirdiğimizde çıkan görüntüyü göstermek istiyorum. Şimdi buraya bir e, dördüncümüz geldiğinde de ne yapacağız? Onu göreceğiz. İlk olarak bu kenarı artık biliyoruz, buraya kadar örüp dördüncüyü de birleştirmeye başlayalım. Evet, e, üçüncü motifinde buraya kadar geldim. Artık dördüncü ve son motifi buraya nasıl yerleştireceğimizi göstermekte sıra. Yine motiflerin yüzleri bana bakarken, burada bu köşenin içine üçlü grubu yaptım, bir zincir çektim. Şimdi bu motifin de yüzü bana bakıyor. İkisinin de bana bakarken, bunun içine batıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum Artık e, mantığını anladık zaten diğerlerinde Yaptığımın aynısını yapmaya devam ediyorum Buraya da batıp Karşılıklı bu 4 motifin kesiştiği yere kadar e, Aynı işlemi yapacağım farklı bir işlem yok 3 tane kutucuğun içine boşluğun içine 3 tane ikili trabzanla kutucuğu örüp arkayla birleşiyorum Öyleyse köşeye kadar örüp geleyim evet dördüncü ve son motif'i eklerken aslında motif eklemelerde en önemli detaylardan biri dördünün kesiştiği noktaya geldiğimiz yerdir şimdi orayı nasıl yapacağımızı da size göstereceğim gene buraya köşeye ördüm üçlü grubumu bir zincirimi çektim ilmeğimi tığımı alıyorum ve bakınız tam olarak battığım yer şu biraz evvel e, sık iğnenin içine örmüştüm ya bir önceki motifte orada oluşan bir yuva var boşluk var onun ortasına batıp aradan ilmeği geçirip bir de zincir çekiyorum şimdi artık e, son kenarı da üstteki ilk motifimin kenarıyla birleştirdikten sonra Dört motifi birbirine eklemiş olacağım. Size çıkan görüntüyü göstermek istiyorum. Şunu da şuraya ek öreyim. Iı, karşı tarafa birleşeyim. Ve size orayı göstereyim. Evet. Bakınız. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Çiçek gibi. Benim ee, çok hoşuma gidiyor burada oluşan görüntü ve hırkalarımda bu tekniği kullanarak birleşiyorum arkadaşlar ee, tabii ki siz e, daha farklı tekniklerde deneyebilirsiniz bundan önceki e, videolarımda e, çok farklı birleştirme e, aslında sistem aynı ama çıkan görüntüyü farklı gösterecek teknikler kullandım genel anlamda son zamanlarda bunu kullanıyorum ama diğerlerinde kullandığım e, hırkalarım oluyor. Aslına bakacak olursanız deniyorum. En çok hangisi hoşuma giderse o an onunla devam ediyorum. E size de bunu tavsiye ederim. Örerken içinize sinen metotlarla devam edin diye. Şimdi bu kenarı birleştireceğim. Daha sonrasında zemin renginin etrafını geçip birleşme işlemini tamamlamış olacağım. Bunu da karşılıklı birleştireyim şimdi Buradan e, geldim ördüm şimdi buraya birleşeceğim göstermek istedim size yeniden nasıl devam ettiğimi. buraya birleşeceğim sonra böyle kenarı örüp buraya da öreceğim ve başladığım noktaya kadar geri geleceğim Aslında buralarda değişik bir işlem yok ama yine de size göstermek istedim Bir de tekrardan şu şekli şöyle açtığınızda görün istedim Evet şimdi öyleyse şurada ne yapıyorum şuraya geldim bir zinciri çektim. Bu arkadan dolandım. Bir zincir. Bir kitledikten sonra bir zinciri daha çektim. Buraya köşede olduğum için ikinci üçlüyü de yapıyorum. Dediğim gibi zaten şuradaki işlemi de göstermiştim. Şuradaki işlemi de size göstermiştim. Tekrardan göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Ben örüp tamamlayayım. Şurayı yine sizinle birlikte örmek istedim. Onun için tekrardan geldim. Şu köşenin içine ikinci üçlüyü örüyorum. Burada iki zinciri çekiyorum. Şuraya hemen şu ikisinin arasına batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tekrardan sıranın sonuna kadar boşlukları dolduruyorum. Evet artık finaldeyiz. 4 motifi birbirine eklemiş olduk. Ne yapıyorduk? Son köşede bir üçlü grup örmüştüm. Hemen onun yanına arkadaşını da örüyorum. Köşede bunları ikiliyorum. Ve aradaki iki zincirimi çekip burada başlarken yükseldiğim zincirin tepesine batıyorum. Aradan geçirip kaydırarak Evet efendim, işte motifleri eklemeyi tamamlamış oldum. Tam ortasını yeniden göstereyim. Şöyle çıkan çiçek gibi görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Ee, dediğim gibi diğer birleştirme tekniklerimi de izleyebilirsiniz. Onlar da çok güzel ve kullanışlı. elinize en uygun hangisi ise lütfen e, onu kullanın. Bu videonun altına diğer birleştirme tekniklerimin linkini bırakacağım e, ve aynı zamanda bu motifin yapılış linkini de bırakacağım. Siz onlardan gidip izleyebilirsiniz. Buraya kadar izleyen tüm dostlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. E, i̇lginiz ve yorumlarınız, beğenileriniz için ayrıca teşekkürler. Abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.